Genetik testler çağımızın en müthiş teknolojileri arasında yer alıyor ve giderek de popülerleşiyorlar. Evrim ağacına bu konuda gelen sorular da epey arttığı için kendi üzerimde bir genetik test yapıp sonuçlar üzerinden giderek evrim ağacı ailesine bilgi vereyim istedim. Bakalım neler öğreneceğiz. Bu test için internet üzerinden DNA testi alabileceğiniz en önde gelen firma olan 23andMe firmasını seçtim. 23andMe şu anda Amerikan Yiyecek ve İlaç Başkanlığı yani FDA tarafından onaylanmış tek genetik test firması. Bu yüzden iyi bir başlangıç. Genlerden ve ailelerden bahsedeceksek 23andMe firmasının CEO'su olan Ann Wojcicki'ye hızlı bir bakış atmakta fayda var. Polonyalı Amerikalı bir ailenin 3 kızından biri olan Ann Wojcicki, 2007-2015 yılları arasında Google'ın kurucularından olan Sergey Brin'in eşiydi. Kardeşlerinden biri olan Susan Wojcicki şu anda YouTube'un CEO'su konumunda. Diğeri ise San Francisco, Kaliforniya Üniversitesi'nde bir antropoloji profesörü. Babası Stanley Wojcicki, Stanford Üniversitesi Fizik Bölümü başkanlarından. Annesi Esther Wojcicki ise dünyaca ünlü telif hakkı oluşumu olan Creative Commons'ın danışma kurulunun başkan yardımcısı konumunda. Ne aile ama. Her neyse, genetik testimize dönelim. Test çok basit bir şekilde yapılıyor. İnternetten iki opsiyondan birini seçiyorsunuz. Ya sadece genetik kökeninizi veren testi ya da hem genetik köken hem de tıbbi bilgiler veren paketi. Siparişi verdikten sonra paket evinize gönderiliyor. Ne yazık ki 23andMe'nin gönderim yaptığı ülkeler arasında şu anda Türkiye bulunmuyor. Ancak Türkiye'de de bunu yapan firmalar var. Ve Türkiye'de yapabileceğiniz bir testi de bir sonraki videoda aynı bu videodaki gibi baştan sona göstereceğim. Ama eğer ki bir genetik test yaptırmayı düşünüyorsanız bu videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Çünkü bu videoda genetik testlerin temellerinden bahsedeceğim. Siparişinizi verdikten birkaç gün sonra paket evinize geliyor. İçinden sadece bir tüp ve bir açıklama kartı çıkıyor. Tüpün üzerinde bir barkod numarası var. Bunu bir yere not edin. Çünkü paketinizi bu numarayı kullanarak 23andMe internet sitesine kaydetmeniz gerekecek. Yoksa genetik testinizi yapmıyorlar. Çünkü tükürük örneğinizin kime ait olduğunu bilmeleri mümkün olmuyor. Test dediğim gibi tükürük yoluyla yapılıyor. Yani kan vermek gibi vücudunuzu delmeyi gerektiren bir yöntem yok. Kutudan çıkan tüpün içinde belirtilen siyah çizgiye kadar tükürmeniz gerekiyor. Paket üzerinde söylediğine göre bu işlemi yapmanızdan önceki 30 dakika içerisinde su da dahil hiçbir şey içmemeniz, hiçbir şey yememeniz, sakız çiğnememeniz, ilaç almamanız, dişlerinizi fırçalamamanız gerekiyor. Birkaç ayrı test yapılacağı için epey bir tükürük vermeniz gerekiyor diyebilirim. Ve firmanın söylediğine göre insanların belirtilen çizgiye kadar tükürük üretmesi 2 ila 30 dakika arasında sürüyor. Benim o kadar sürmedi. Ama yine de bu kısım bazıları için birazcık iğrenç olabileceği için hızlı geçiyorum. Gerekli miktarda tükürük verdikten sonra tübün ağzını kapatıyorsunuz. Bu ağız içerisinde salya örneğini koruyacak bir jel bulunuyor. Kapattığınız anda bu jel tüpe boşalıyor. Sonra tüpü hafifçe birkaç defa sallıyorsunuz ve kapağını tekrar açıp bu defa mühürlü kapağı kapatıyorsunuz. Sonrası ise basit. Tüpü paket içerisinden çıkan, posta içerisinde biyolojik örnek bulunduğunu belirten şeffaf poşet içine koyup ağzını mühürlüyorsunuz. Sonra da bu poşeti paketle birlikte gelen kutunun içine koyup kutunun ağzını mühürlüyorsunuz. İşte bu kadar. Paketi göndermeden önce daha önceden not ettiğiniz barkod numarasını internet sitesine kaydetmeyi unutmayın. Aklınıza takılabilir. Tükürük ağzımızda üretilen bir kimyasaldan ibaret. Bir dolu enzim var içinde. Nasıl bundan DNA alınıyor ki? İçinde hücreler mi var? Cevap evet. Tükürüğünüz içerisinde yanaklarınızdan, dilinizden, damağınızdan ve ağzınızdaki diğer yapılardan koparak dökülen hücreler bulunuyor. Bu hücrelerden alınan genler kullanılarak test yapılıyor. Peki ne gibi sonuçlar elde ediyoruz? İlk olarak şunu söyleyeyim. Testin sonuçlarının hazırlanması 6 hafta kadar sürüyor. O süre geçtikten sonra internet sitesine giderek sonuçlarınızı görebiliyorsunuz. Bu sayfa herkeste farklı gözükebilir. Hatta en son tıkladığınız şeylere göre farklı ekranlarda gösterilebiliyor.
Ancak benim ekranımda en tepede ilginç bir bilgiyle karşılanıyorum. Üçüncü kromozom üzerinde bulunan ve boy uzunluğunu etkileyen genlerden birinin Neandertaller ile atalarımızın çiftleşmiş olmasından kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor. Yani 23andMe, Neandertallerle olan ilişkimize yönelik genetik sonuçları verebiliyor. Rapora tıkladığınızda kendi Neandertal kökeni sonuçlarınızı görüyorsunuz. Mesela benim genomumun 23andMe tarafından analiz edilen kısmında türümüzün yaşamış en yakın kuzeni olan Neandertallere ait tam 260 gen varyantı tespit edilmiş. Bu müthiş ilginç olsa da o kadar da yüksek sayılmaz. 23andMe'de test yaptırmış yüz binlerce kişinin %74'ünde bende olandan daha fazla Neandertal geni bulunuyor. Bugüne kadar en yüksek Neandertal gen varyantına sahip olan kişide 397 varyant tespit edilmiş. Bende bulunan varyantlardan birisi siyah çikolata yediğinizde hapşurmanıza neden olan bir gen ile ilgili mesela. Bir diğeri ise sırtımda daha az miktarda kıl olmasına neden oluyor. Mesela sonuçlara göre boy uzunluğunu etkileyen varyant bende bulunmuyor. Ancak birçok Avrupalı insanda bu varyant var. Ayrıca raporun en altında Neandertaller ile ilgili de çok ilginç bilgiler veriliyor. Ancak bunları zaten kanalımızda bolca ve çok daha teknik detaylarıyla anlattığımız için burada hızlı geçiyorum. Sonuçlara dönecek olursak, yine en tepede kromozom ölçeğinde testin verdiği ilginç sonuçlar görebiliyorsunuz. Mesela benim 15. kromozomumda göz rengine ait genlerle ilgili sonuçları görebiliyorum. 18. kromozomumda ise yine Neandertaller ile ilgili bilgiler mevcut. Bu kromozomlardan hangilerinin gösterildiği kişiden kişiye, yapılan testten teste ve her oturum açtığınızda değişebiliyor. Sol tarafta çok sayıda test sonucunu görebiliyoruz. Mesela benim testimde kökenlerime dair 5 rapor, hastalıkların taşıyıcısı olup olmadığıma dair 42 rapor, genetik hastalık riskine dair 7 rapor, çeşitli genetik özelliklerime dair 22 rapor, sağlığıma dairse 8 rapor bulunuyor. Ayrıca sadece DNA'ma bakarak 23andMe tarafından genetik testi yapılmış 557 akrabam olduğu görülüyor. Tabii bunlar muhtemelen tanıdık akrabalar değil. Sadece bana, diğer kişilere göre dikkate değer miktarda daha yakın olan insanlar. Son olarak 23andMe'nin genlerimi kullanarak araştırma yapmasına izin verdiğim için daha şimdiden 60 bulguya aracı olduğum görülüyor. Henüz bu bulgulardan akademik yayın çıkarılmamış. Ancak 23andMe 2010'dan beri elde ettiği veriler sayesinde tam 90 akademik makale yayınlamayı başardı. Bu araştırmalar arasında kulak loblarının genetiğinden tutun da yeni ilaçların keşfine, bulaşıcı hastalıkların veya prematüre doğumların genetiğine, kanser ve obezite gibi hastalıkların kökenlerine kadar aşırı önemli çalışmalar bulunuyor. Gen havuzu büyüdükçe araştırma sonuçları da netleşiyor. Ama 23andMe'ye genlerinizi kullanma yetkisi vermek zorunda değilsiniz. Genlerinizin nasıl kullanılacağını adım adım siz belirliyorsunuz. Ben belki ömrüm dahilinde genetik olarak fişlenme riski pahasına araştırmalara izin vermeyi tercih edenlerdenim. Bu raporlara tıklayarak çok sayıda ilginç sonuca erişebiliyorsunuz. Mesela köken raporuna tıkladığımda genlerimin %47.6'sının Orta Doğu'dan alınan örneklerle örtüştüğünü tespit ettiğini görüyoruz. Test dünyayı Kuzey Avrupa, Güney Avrupa, Orta Doğu, Sahra Altı Afrika gibi tam 31 farklı bölgeye ve alt bölgeye ayırıyor. Türkiye Orta Doğu bölgesi altında bulunuyor. Ayrıca testin sadece anne tarafından gelen mitokondriyal DNA'yı kullanarak maternal haplogrup, sadece baba tarafından gelen Y kromozomu verilerini kullanaraksa paternal haplogrup analizi yaptığı görülüyor. Bu raporlara tıklayarak anne ve babanızın soy hatlarının geçmişteki göç yollarını görebiliyorsunuz. Ama anne ve baba soy hattı derken öyle dedemler Balkan göçmeni, babamlar Anadolu'nun bağrında yetişmiş şeklinde soy hatlarından bahsetmiyorum. On binlerce, hatta yüz binlerce yıl geriye giden soy hatlarınızdan bahsediyoruz. Yani testin sonuçları 2500 nesilden fazla geriye gidiyor. Raporlarda bilimsel detaylar kısmına tıklayarak bu sonuçların ne anlama geldiğini okuyabiliyorsunuz. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim husus şu. Doğma büyüme Ankaralı olan biri olarak sadece %50 civarında Orta Doğulu genlerine sahip olmam çok ilginç. Ata kompozisyonu kısmına detaylı bakacak olursak test edilen 31 dünya popülasyonundan %51.6 Orta Doğu ve Kuzey Afrikalı, %44.2 Avrupalı, %1.2 Asyalı ve Amerika yerlisi, %3 ise diğer genlere sahip olduğum görülüyor. Daha detaylı bir inceleme.
inceleme, genlerimde her çeşit coğrafyadan genler bulunabildiğini gösteriyor. Bu sadece benim için değil, genetik biliminin elini attığı herkes için böyle. Gezegenimiz üzerinde Safkan Ortadoğulu, Safkan Japon, Safkan İngiliz, Safkan Türk diye bir şey bulunmuyor. Her birimiz, her bir diğerimizle çeşitli oranlarda genler paylaşıyoruz. Türümüzün farklı gibi gözüken popülasyonlarının kendi içlerindeki çeşitlilik miktarı birbirlerine karşı olan çeşitlilik miktarından çok daha yüksek. Bu, söz konusu coğrafi ayrışmaların ve fiziksel görünümdeki farklılıkların yüzeysel ve kategorizasyon açısından anlamsız olduğunun en güçlü kanıtı. Üstelik unutmayın, 23andMe sadece 607 bin civarındaki nükleotite ve bunlardaki tekil mutasyonlara bakarak bu sonuçları veriyor. Vücudumuzdaki genlerde ise 3 milyar civarında nükleotit bulunuyor. Tüm genoma bakılarak yapılan araştırmalarda türümüzün farklı coğrafyalara yayılmış ve farklı görünümde olan gruplar arasındaki geçişlerin kesintili olmadığını gösteriyor. Ayrıca eğer ki özellikler raporuna tıklarsanız testin birçok ilginç fiziksel özelliğinizle ilgili tespitlerde bulunduğunu görebilirsiniz. Bunların bir kısmı tutuyor, bir kısmı ise tutmuyor. Çünkü birçok fiziksel özelliğimizi çok sayıda gen etkiliyor ve eğer ki bu genlerin bazıları test edilmediyse kesin bir yargıya varmak da zor oluyor. Keza birçok özelliğimiz de sadece genlerle değil, çevresel faktörlerle de belirleniyor. Mesela benim testimde kafamın tepesinde kel nokta olmadığı, yarık çenemin bulunmadığı, açık renk saçlara sahip olduğum gibi özellikler doğru tahmin edilmiş. Ama koyu renk gözlerimin olduğu, az da olsa çillerimin olduğu, saçlarımın dökülmediği gibi özellikler yanlış tahmin edilmiş. Kısaca bu test sayesinde genlerinize dair çok fazla şey öğrenmeniz mümkün. Ama eğer ki sağlık testini de en başından seçerseniz genetikten fazlasını öğrenmeniz de mümkün. Sağlık testi size yüzlerce farklı hastalığa yönelik eğilimlerinizi söylüyor. Bu işin biraz daha riskli olan kısmı. Çünkü insanlar tek bir genden yola çıkarak hasta olduklarını düşünmeye meyilliler. Bu büyük bir hata çünkü söylediğim gibi 23andMe sadece belli genlere bakıyor. Birçok hastalık ise tek bir genden değil, birçok genin etkileşiminden kaynaklanıyor. Dolayısıyla 23andMe size sadece belli hastalıklara yönelik risklerinizi arttıran veya azaltan varyantları söyleyebiliyor. Mesela benim test sonuçlarımdan sistik fibroz hastalığına dair bir gen varyantını taşıdığım ama mesela orak hücre anemisi veya kalıtsal fruktoz intoleransı gibi hastalıkların hiçbirine dair varyanta sahip olmadığım görülüyor. Söz konusu sistik fibroz varyantının üzerine tıkladığımda CFTR geninin bu hastalıkla ilişkilendirilen varyantının bulunduğu belirtiliyor. Ama hemen altında hastalığın tüm varyantlarının test edilmediği ve kişinin bu hastalıklara neden olan varyanttan iki kopyaya sahip olup olmadığının bu testle anlaşılamayacağı belirtiliyor. Yani sırf bu test sonuçlarına bakarak paniğe kapılmanıza gerek yok. Benzer şekilde bir varyantın sizde bulunmaması o hastalığa sahip olamayacağınız anlamına da gelmiyor. Ancak ailenizde bu tip hastalıklara yönelik bir geçmiş varsa ve endişe ediyorsanız bir doktora gözükmenizde ve test sonuçlarından bahsetmenizde de sakınca yok. Genetik testlerden ziyade hekimlerimiz size en güvenilir cevapları verebilecektir. Testin birçoklar için daha korkutucu olan kısmı ise genetik hastalık riski raporları. Bu rapor içinde Alzheimer, çölyak, Parkinson gibi rahatsız edici hastalıklara eğilimleriniz belirtiliyor. Mesela benim raporumda geç başlayan Alzheimer hastalığına, çölyak hastalığına ve kalıtsal trombofiliye dair çok az miktarda artmış risk olduğu belirtiliyor. Birçokları için bu genlerden haberdar olmak rahatsızlık verici düşüncelere neden olabilir. Ancak ben gerçek olan bir şeyi bilmediğimizde o gerçeğin yok olmadığını bilenlerdenim. Dolayısıyla bu tip testlerin paniğe kapılmaktan ziyade hayatımızı daha sağlıklı geçirmek için bir neden olarak görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Zira genler belli riskleri belirliyor olsa da ne yiyip içtiğimiz, fiziksel aktivite oranlarımız, genel sağlığımıza ne kadar dikkat ettiğimiz, alkol ve sigara tüketimi gibi faktörler bu riskleri aslen arttıran veya azaltan faktörler. Yani bir hastalığın bir varyantının genlerinizde olması dünyanın sonu değil. Kontrol edebileceğiniz faktörleri denetim altına alarak hayatınızı çok daha sağlıklı bir şekilde yaşamanız mümkün.
Bu testlerin raporlarının tepesindeki bilimsel detaylar kısmına tıklayarak hastalık ve sizin varyantınızla ilgili bilgi almanız mümkün. Sık sorulan sorular kısmında ise insanların sıklıkla sordukları sorulara harika yanıtlar buluyorsunuz. Yani kafanıza takılan soruların cevaplarını muhtemelen burada bulabilirsiniz. Peki bu testler genel olarak güvenilir mi? Bu sorunun çok net bir cevabı yok. Testlere nasıl yaklaştığınıza bağlı. Genetik köken konusunu ele alalım. Bu kökenin belirlenmesi, genlerinizdeki belli işaretleyicileri diğer insanlardan alınan işaretleyiciler ile kıyaslama yoluyla yapılıyor. Dolayısıyla sizin kökeninizin ve atalarınızın ne kadar iyi tespit edilebileceği, firmanın elindeki genetik örnek çeşitliliğine doğrudan bağlı. 23andMe firması ABD menşeli. Dolayısıyla Amerika'daki ve biraz da Avrupa'daki insanlara hitap ediyor. Uluslararası birçok firma bu şekilde. Ancak ülkemizde bulunan Genomize gibi firmalar, Türkiye'de yaşayan insanlara yönelik sonuçlar veren testler yapıyorlar. Dediğim gibi bir sonraki videoda hem ben hem de partnerim Türkiye'ye yönelik bir testi yapacağız. Böylece Türkiye doğumlu olan ve olmayan iki insan Türkiye'de faaliyet gösteren bir firmadan test alacak olursa ne tip sonuçlar elde edebilecek onları göreceğiz. Ayrıca bu testlerin hangi durumlarda önemli olduğundan söz edeceğiz. Dolayısıyla bundan sonraki videoda çok önemli olacak. Gelelim testin sağlıkla ilgili sonuçlarına. Genetik ile hastalıklar arasındaki ilişkiyi anlamak çok önemli. Bazı hastalıklar tamamen veya büyük oranda genetik kökenlidir. Örneğin hipertrofik kalp hastası olan kişilerin kalpleri normalden büyüktür. Ve bu iyi değildir. Çünkü kalp kan pompalama işini doğru bir şekilde yapamaz. Özellikle de bu hastalığa sahip biri çok miktarda spor yapacak olursa kalpleri bir noktada duracaktır. Sahada yığılıp kalan futbolcuları bilirsiniz. Birçoğunda görülen durum işte budur. İşte eğer ki bu hastalığı bir genetik test sayesinde önceden bilecek olsaydık belki de o gençlerin ağır sporlar yapmasına engel olurduk. Böylece gencecik yaşta ölmezlerdi. Bu durumda genetik testler müthiş faydalıdır. Ancak birçok diğer hastalığın genetik kökeni bu kadar da açık değil. Örneğin ankilozant spondilit hastalığını ele alalım. Daha Türkçe sözcüklerle beraber büyüyen omuryangısı. Bu hastalığa sahip kişilerde omurgayı oluşturan omurlardan bazıları birbirine kaynar ve hasta inanılmaz acılar çeker. Bu hastalığa sahip kişilerin genleri üzerinde yapılan bir çalışmada hastaların %90'ında HLA-B27 isimli bir proteine ve o proteini üreten genlere rastlanmıştır. Harika! Demek ki hastalığın genini bulduk, öyle değil mi? Maalesef hayır. Çünkü mesela beyaz erkeklerin %90'ında bu gen bulunmaktadır. Ama elbette ki beyaz erkeklerin %90'ında bu hastalığı görmemekteyiz. Bu gene sahipseniz hastalığa yakalanma riskinizin sadece %2 civarında olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla bir genin bir hastalıkla ilişkili olması, o genin o hastalığa neden olması gerektiği anlamına gelmemektedir. İşte bu nedenle tekil genlere bakarak yapılan büyük çıkarımlar hatalıdır. Çünkü genler bizim ne olacağımızın genel hatlarını belirlese de, tam olarak ne olacağımıza karar veren bir diğer önemli faktör çevredir. Çevreden kasıt nasıl büyütüldüğümüz, nelerle beslendiğimiz, ne tip bir ortamda yaşadığımız, fiziksel faaliyet miktarımız ve daha nicesidir. Örneğin tek yumurta ikizlerinden birisi az önce sözünü ettiğim ankilozant spondilit hastalığına sahipse diğerinin bu hastalığa yakalanma ihtimali %100'ün çok altındadır. Sadece %60 civarındadır. Birebir aynı genleri taşımalarına rağmen tamamen farklı bir sonuç elde ediyoruz. Dolayısıyla genler bize çok önemli bilgiler verseler de hikayenin tamamını anlatmakta yetersiz kalabilirler. İşte tam da bu nedenle söz konusu test sonuçlarına çok dikkatli yaklaşmak lazım. Bildiğimiz her gen bir takım sonuçlar ile ilişkili olduğu için bir genetik test sizinle ilgili gereğinden fazla korkutucu bir senaryo çizebilir. Önemli olan her bir sonucu tek tek ele alıp bilimsel perspektifte incelemektir. Bu videoda bunu yapabilmem için zaman yok. Ancak bir başka videoda bunun analizini hep birlikte yapabiliriz. Dolayısıyla şunları her zaman hatırlamakta fayda var. 1. DNA testleri, testi yapan firmanın veri tabanı kadar güvenilirdir. Eğer ki testi yapan firmanın veri tabanı yeterince geniş değilse veya sizin içinde bulunduğunuz popülasyonu yeterince iyi yansıtmıyorsa hatalı veya yanıltıcı sonuçlara ulaşabilirsiniz. 2. DNA testi beklenmedik sonuçlar verebilir. Şu gerçeği asla unutmayın.
soy hattınızı siz belirlemediniz ve değiştirme şansınız bulunmuyor. Nerede doğduğunuz, hangi anne babanın çocuğu olduğunuz, ne şartlar altında doğduğunuz üzerinde en ufak bir kontrolünüz bile bulunmuyor. Bir DNA testi size beklenmedik bilgiler verebilir. Akrabanız sandığınız birinin aslında akrabanız olmadığını öğrenebilirsiniz. Benzer şekilde ummadığınız bir hastalığı edinmeye yatkın olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Bu riski göze alarak söz konusu genetik testi yaptırın. Çünkü öğrenilen bir gerçeği değiştirmenin veya öğrenmekten vazgeçmenin bir yolu bulunmuyor. 3. İnsan popülasyonları müthiş miktarda karışmış ve birbirine çok benzer yapıdadır. Her ne kadar beyaz, siyah, çekik gözlü gibi fiziksel karakterlerden bahsetsek de genetik düzeye indiğimizde bu yüzeysel farklılıkların dikkate değer genetik karşılıkları olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla genetik testleri evrimsel biyolojinin bize öğrettiği en temel ders çerçevesinde görmemiz gerekir. Bu testler birbirimize ne kadar benzer olduğumuzu gözler önüne sermektedir. Kendi sonuçlarınızdan da görebileceğiniz gibi hiç ummadığınız toplumlardan gelen genleri vücudunuzda taşıyorsunuz. Ufak tefek fiziksel ve genetik farklılıklarımız haricinde bizi büyük oranda biz yapan genler düzeyinde neredeyse birebir aynıyız. Bu gerçeği sarıp sarmalamak, farklılıklarımıza kıyasla çok daha bol bulunan benzerliklerimize odaklanmak, dünya görüşünüzü olumlu bir yönde geliştirmenizi sağlayacaktır. İşte bu kadar. Umuyorum ki bu video, eğer ki bir genetik test yaptıracak olursanız, sonuçları nasıl yorumlamanız gerektiği konusunda size yol gösterici olacaktır. Eğer ki bu videomuzu beğendiyseniz, beğen tuşuna basmayı, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı ve bu videolarımızın devamını çekebilmemiz için Patreon'a giderek bize maddi destekte bulunmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.